Durumdan koruma yöntemleri nelerdir? Bunlardan yine para pudur konusuna girmeden kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki en başta paratonel. İşte kuleler, yüksek yapılar, minareler, anten direkleri gibi yüksek yapılarda mutlaka kullanılması gereken bir araç ve gereç diyelim. Paratoner, Faraday kafesi, Franklin çubuğu, radyoaktif paratonerler ve aktif paratonerler olmadıkları bakıldığı zaman aslında dört farklı temaya ayrılıyor. Dört farklı çeşidi var diyeyim. Faraday kafesi yani korunacak olan tesisin her noktasını farklı farklı şekillerde her noktasında yani bir kafes şeklinde alabilecek bir örgüyle topraklanması demektir aslında en basit tabiriyle. Franklin çubuğu yine tesisin işletmenin farklı noktalarına ince uçlu yakalama çubukları dediğimiz çubuklar yerleştirilir ve bunlar tarafından yıldırım yakalanır. Radyoaktif paratonerler aslında bunlar yasaklandı. Bir 5 sene öncesine kadar, bir 5-10 sene öncesine kadar. Bunlar radyoaktif malzeme içerdiği için yapısı gereğinde. Şu andaki kullanılan en sık paratonerlerde bildiğimiz aktif paratonerler. Zaten şurada da resmini görüyoruz. Peki bu paratoner direkt etkiye karşı yıldırımın. Bir de en direkt etkisine karşı koruma dediğimiz kısım var. Burada da işte parabudurlar devreye giriyor. Bu ne gibi bir hani en direkt dediğimiz etki ne demektir? Örnek veriyorum. Havai bir hattınız var. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Ve havai hattınızın herhangi bir noktasına yıldırım düştüğü anda sizin hat üzerinden tesisinizde, işletmenizde yıldırımın o anlık çok yüksek gerilim değeri etki edecektir. Ve böylelikle ne olacaktır? Sizin evinizdeki elektrikli eşyalar, elektronik eşyalar ya da iletim kablolar zarar görecektir. İşte bu zararı engellemek için şu anda alçak gerilim parabudurları dediğimiz parabudurları kullanmak mecburiyetindeyiz. Tabii ki parabudurun da çeşitleri var. Bunlar yine benim sunumumun sonuna doğru daha detaylı olarak göstereceğim ama ana dağıtım panosu parabudurları, tali panosu parabudurları, telefon hatları ve TV hatları gibi farklı hatlar için zayıf ve yüksek gerilim dediğimiz değerler için kullanılan farklı tip parabudurlarımız ürün portföyünde mevcut. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, bunu da geçmeyeyim. Paratoner kullanılan her tesiste mutlaka parafudur kullanmak zorundayız. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü paratoner biliyorsunuz yıldırımı yakalayan hatta yıldırımı çeken bir elemandır diyeyim, bir malzemedir. Ve sizin oraya yıldırım düşme riskinizi daha da fazla arttırıyor. Ama tabii arttırması demek bu sizin korumu anlamına gelmiyor. Yıldırım düşse de paratoner vasıtasıyla çok rahat bir şekilde tesisiniz korunabiliyor. İşte bundan dolayı paratonerin yıldırımı yakalama ve çekme özelliğinin olmasından dolayı mutlaka paratoner kullanılan her binada parafudurun da kullanılması gerekli.